Efendim iyi akşamlar. Bugün 14 Kasım 2016 günlerden pazartesi. Haftanın ilk iş gününde ERT televizyonunda canlı yayınla karşınızdayız. Hemen ayrıntıları ekranlarınıza getirmek istiyorum ve siyaset diyelim. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez bugün basın mensuplarının karşısına geçti. AK Parti Konya İl Teşkilatı'nda önemli açıklamalar yaptı. Türkiye gündemi hakkında Halil Etyemez bakın neler söyledi. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ermenek ve Akçay üzerinden KOP bölgesine su getirilmesi üzerinde çalışıldığını ifade ederek ön ihale projesi yapıldı. Hangi proje firmalarının ihaleye katılacağı belirlendi diye konuştu. Etyemez, düzenlediği basın toplantısında Konya ve ülke gündemini değerlendirdi. Toplantıda Halil Etyemez'e Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ali Doğru ile Ahmet Melih Güçlü de eşlik etti. Böyle bir olay yaşamayız ve bu vesileyle de terörü her zaman olduğu gibi yine kınıyoruz, lanetliyoruz ve terörle ilgili de mücadelemiz hükümet olarak da, ülke olarak, millet olarak da daha çok artırarak devam edeceğiz. Kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Ülkemize bir takım hain girişimlerde bulunan bir FETÖ terör örgütünün başının Amerika Birleşik Devletleri'nde yuvalanmış olması, orada bulunuyor olması ve bununla ilgili yeni seçilen başkanın da tutumunda da merak ediyoruz. Ve beklentimiz bu terör örgütü başının ülkemize iade edilmesi. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz bizim açımızdan önemli bir müttefik. Müttefikliğin gereği de, dostluğun gereği de bu terör örgütü başının ülkemize iade edilmesini kesinlikle istiyoruz. Bir kısım milletvekilleri, hatta bazı genel başkanlar dahil yargıya gidip ifadelerini verdiler. Yargılanma süreçleri devam ediyor. İfade verenlerde bir tutuklama yok. Özellikle burayı vurgulamak istiyorum. Ama HDP milletvekillerinin ve eş başkanlarının özellikle yargının çağrısına cevap vermemesi, yargının görevini yerine getirmesini engellemiştir. Bir lokma ekmeğe muhtaç olan vatanını, toprağını, evini, yurdunu, ailesini terk etmiş, Avrupa kapılarına dayanmış insanlara kapılarını kapatan Avrupa, bugün o terör eylemlerine, terör faaliyetlerinde bulunanları eğer kapılarını açıyor, saraylarını açıyorsa gerçekten insanlık adına, demokrasi adına düşündürücü bir yaklaşımdır. Bu terör örgütünü destekleyici faaliyetlere, destekleyen faaliyet içerisinde bulunanlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Özellikle Konya'mızda da bakın bugüne kadar görevden uzaklaştıran personel 1400. 6, tutuklanan kişi sayısı 1299 ve devlet memurluğundan çıkarılanlar da 1941 olarak ifade edebiliriz. Kanun hükmünde kararnamelerle bir takım uygulamalarımız devam ediyor OHAL çerçevesinde. Konya'mızda da yine bu mücadele devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde sivil ve demokratik bir yapıya kavuşturacak bir anayasa ve bundan sonra artık koalisyonların, siyasi çatışmaların olmayacağı ve ülke ve millet menfaatine işleyeceği bir başkanlık sistemiyle ülkemizin önü açılır temennisinde bulunuyoruz. Şimdi özel bir haberle bültenimize devam etmek istiyorum. Malumunuz Kasım ayındayız ve bu kapsamda siyah havuç hasadı başladı. Peki tarladaki sökümünden fabrikaya gidip konsantre olana kadar siyah havuç hangi işlemlerden geçiyor? İşte sizin için hazırlamış olduğumuz özel haberimiz. Türkiye'de sadece Ereğli Ovası'nda yetiştirilen siyah havucun hasadı başladı. Tarladan toplanarak işlenmesi için fabrikalara götürülen siyah havuç, şalgamın ham maddesi olarak da biliniyor. Ekonomiye yıllık 40 milyon dolar katkı sağlayan siyah havuç başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Amerika, Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.
konsantre haline getirilerek ihracı yapılan siyah havuç, içerdiği antioksidan özelliği sayesinde doğal gıda boyası olarak da kullanılıyor. Daha sonra da temizleme ve yıkama için temizleme yıkama ünitelerine gidiyor. Ondan sonra da fabrikaya gidiyor meyve suyu ve konsantre için. Siyah havuç Eril'de onlarca yıldır, belki de yüzlerce yıldır üretiliyor. Buraya has bir üründür. Geleneksel ürünlerimizden bir tanesidir. Belki de en önemlisidir. Bu ürün bilindiği gibi şalgam suyunun da ham maddesidir. Şalgam suyu bildiğimiz bu siyah havuçtan elde edilmektedir. Ayrıca gıda boyası olarak kullanılmaktadır. Hasat edilen havuçları yıkama ünitelerimize getiriyoruz. Burada yıkandıktan sonra, temizledikten sonra, yabancı maddelerinden arındıktan sonra işleme ünitelerimize gönderiyoruz. Fabrikalara gönderiyoruz. Bu gerek konsantre fabrikaları ya da şalgam suyu imalatçılarına buradan direkt sevkini yapabiliyoruz. Toprağından, dediğimiz gibi toprağından ve yabancı maddelerden ve diğer sarı olandan ayırıp %100 siyah olanı biz gönderiyoruz. Birbirine karışmasın diye. Tabii ayrıca burada temizlenmiş de oluyor. Hasat edilen havuçlar daha sonra yıkama ünitelerimize gelmişti. Oradan da fabrikamıza geldi. Burada konsantre haline geldikten sonra gördüğünüz şekilde dolum ünitemizde dolum yapılıyor ve sevkiyata hazır hale gelmiş oluyor. Burada biz 25 kilo, 265 kilo, 1300 kilogram ve 25 bin kilograma kadar dolum yapabiliyoruz. Ve dediğim gibi %100'ünü ihraç ediyoruz. Evet, hangi ülkeleri ihraç ediyor peki? Başta Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Japonya, Güney Kore olmak üzere yaklaşık 25 ülkede 40 civarında alıcımız var. Onlara yıllık her yıl düzenli olarak sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Peki o ülkeler aldıkları siyah havucu nerelerde, hangi sektörlerde kullanıyorlar? Genel olarak dediğimiz gibi doğal gıda boyası amaçlı kullanılıyor. Gönderdiğimiz alıcılarımız da bu konuda nihai hale getirip şekerlemelerde, sakızlarda, dondurmalarda, yoğurtlarda, içeceklere karışım olarak doğal gıda boyası olarak kullanıyorlar. Yaklaşık ülke ekonomisine 40 milyon dolar civarında bir girdi sağlamaktadır. Tüm çiftçilerimizle birlikte tabii ki. Biz bunun arttırılması için çalışmalarımızı ve pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Konuyla ilgili bilgi veren üretici Arif Yiğit Bey'e çok çok teşekkürlerimizi iletelim ve başka önemli, aynı zamanda özel bir gelişmeyle devam edelim. Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural, malumunuz sık sık bültenlerimizi ekranlarınıza taşıyorduk. Hep engelli vatandaşların düğününü yapıyordu, onların nikahını kıyıyordu. Bu kez Songül Vural'ın mutlu günüydü, kendi oğlunun nikahını kıydı. Ve hem Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran hem Halkapınar Kaymakamı Erdal Çetinbaş ile vatandaşlar katıldı. Bıçağlık Dünya Engeller Günü'nde. Ereğli Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural'ın oğlu Ahmet Vural hayatını Hatice Zeybek ile birleştirdi. Oğuz Ata sosyal tesislerinde bulunan gençlik kafede yapılan nikah töreni yoğun katılma sahne oldu. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Halkapınar Kaymakam Erdal Çetinbaş, Belediye Başkan Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ereğli İlçe Müdürü Osman Tezcan, muhtarlar, dernek üyeleri ve vatandaşların katıldığı nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Kaymakam Ömer Lütfi Yaran'ın eşi Çiğdem Yaran ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Ereğli İlçe Müdürü Osman Tezcan yaptı. Katılımcılar genç çiftlere mutluluk dileklerini iletirken Belediye Başkan Yardımcısı Agah Taşkın ise dua etti. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran genç çiftin aile cüzdanlarını vererek bu mutlu ana şahit olmak bizleri duygulandırdı. Kendilerine mutluluklar diliyorum diye konuştu. Evet. Evet,
Abdül Bilhan'a hep beraber şahitlik ettik. Ben çiftimize bir ömür boyu mutluluklar temenni ediyorum. Ve bu evlilik cüzdanı da gelin hanıma takdim ediyorum. Artık ne diyelim, bütün güç sizde. Allah mesut etsin. Kur'an'la tanıştırdım, İslam'la buluşturdum. Kur'an'ı okumamızı, anlamamızı emrettin. İçindeki ayetlerinde içinizdeki bekarları evlendiriniz buyuruyorsun. Bizler de mutluluklar dileklerimizi iletelim genç çifte. Bu kez Konya'dan güzel bir haberle bültenimize devam edelim. Büyükşehir Belediyesi hani yaptığı hizmetlerin dışında çiftçilere, üreticilere destek vermeye de devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklemeleri kapsamında 24 ilçenin 103 mahallesinde 1 milyon 120 bin liralık yüksek sistem bağ aparatı dağıtımını yaptı. Çiftçilerin ürün verini arttırarak ekonomiye daha yüksek oranda katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla yapılan uygulama gelecek yılda devam edecek. İlçelerde çiftçilere yönelik tarımsal desteklerini arttırarak sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan desteğinin yanı sıra bağcılık yapanlara yüksek sistem bağ aparatı desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Aykürek, bölgelerinde üzüm üretim yapan çiftçilerin ürün kalitesi ve üretim miktarlarının arttırılması amacıyla 2015 yılında 2 milyon liralık yüksek sistem bağ aparatı dağıtımı yaptıklarını dile getirerek desteklerin bu yıl devam ettiği gibi bundan sonraki yıllarda da gelen taleplere göre devam edeceğini kaydetti. Üzüm üretim yapan ilçe ve mahallelerdeki çiftçilerin ürün verimini artırarak ekonomiye daha yüksek oranda katkı sağlamaları amacıyla desteklerinin devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Aykürek, bu yıl 24 ilçe ve 103 mahallede 610 çiftçiye yüksek sistem bağ aparatı desteği verdik. 610 dekar alan için 610 adet yüksek sistem aparatının dağıtımını yaptık diye konuştu. Verimi iyi alıyorum. Böyle destekleriz. Büyükşehir'e çok çok teşekkür ederiz. Bize demir yardımında bulundu. Şimdi önemli bir duyuru var, onu paylaşmak istiyorum. KNS Ahşap mobilyada yetiştirilmek üzere çırak ve mobilya marangoz ustaları alınacaktır. Müracaatların şahsen Yeni Sanayi Yolu üzerinde bulunan KNS Ahşap mobilya yapılması ilanen durulur. Ayrıca 0541 496 7744 nolu telefonlardan da ulaşma imkanına sahipsiniz. Erkon Konsantre'de çalıştırılmak üzere meyve suyu operatörü alınacaktır. Müracaatların şahsen organize sanayi bölgesinde bulunan Erkon Konsantre yapılması ilanen duyurulur. Bu arada değerli izleyiciler, önemli bir gelişme var. Bu gelişmeyi eritajans.net adlı haber sitemizden takip edebilirsiniz. Ereğli'nin bazı mahallelerinde önümüzdeki günlerde elektrik kesintileri olacak. Detaylı bilgi için eritajans.net adlı sitemizi ziyaret edebilirsiniz diyelim. Şimdi Türkiye gündemiyle devam edelim. Biz hem kendimiz hem de tüm mağdurlar ve mazlumlar için bu gayretleri gösterirken birileri de ısrarla ülkemizi terörün, çatışmanın, istikrarsızlığın ateşiyle yakmak için uğraşıyor. Terör örgütlerinin her biri başka bir koldan ama aynı amaç için saldırıyor. Kimi silahıyla, kimi fitnesiyle, kimi propaganda gücüyle ülkemize verebilecekleri en büyük zararı vermeye çalışıyor. Her birinin arkasında farklı güçlerin, farklı ülkelerin süliyetleri olduğunu elbette biliyoruz. Tabii masa başında bu hesapları yapanlar milletimizi tanımadıkları için başka yerlerde tıkır tıkır işleyen planlarının Türkiye'de niçin boşa çıktığını anlayamıyorlar. Bilmiyorlar ki bu millet aziz bir millet.
Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bilmiyorlar ki bu millet yüce bir millet. Bu saldırıyı yapanların tamamı, başladığı noktadan son ana kadar kimler bu işin içerisinde dahil olmuşsa bunları bulup bunlara en ağır cezanın verilmesini temin edeceğiz. Bu hem Muhammed Fatih kardeşimizin şehadetine karşı bir sorumluluğumuzdur, hem ailesine hem milletimize karşı bir sorumluluğumuzdur. Şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 10 tanesi serbest bırakıldı, geri kalanların sorgulaması devam ediyor. Olayın failleri, ana failleri yakalanmıştır. İstanbul'dan bombanın kargo ile gönderilmesinden bombanın patlatılma anına kadar bütün bu süreçlerde kimlerin dahli olduysa bunlara aşağı yukarı ulaşılmış. Arkasında daha başka kimler varsa bunlara da ulaşılacak ve bu olay bütün detaylarıyla ortaya çıkarılarak hesap sorulacaktır. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halktan ümidini kesmiş olan, halkla irtibatı tamamıyla kopmuş olan terör örgütü maalesef bu ve benzer hain saldırılarla halka bir kere daha korku salmaya çalışıyor. Bunu başaramayacaklardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi planın içerisinde olurlarsa olsunlar, kimlerden güç devşirirlerse devşirsinler, nihayetinde bu memlekette hiçbir terör örgütü eylem yapamaz duruma getirilinceye kadar bu mücadele sürdürülecek, bütün terör örgütlerinin de kökü kazınacaktır. Güneydoğu bölgesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Hakkari-Şentilli Karayolu'nda mayın arama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütünün daha önceden yola döşettiği yaklaşık bir tondan fazla el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Yol çift taraflı trafiğe kapatılarak patlayıcı kontrollü olarak imha edildi. Patlamanın ardından yolda oluşan hasar ekiplerce giderildi ve yol tekrardan trafiğe açıldı. Şırnak'ta ise 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı 5'ten itibaren kısmen kaldırıldı. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı her gün saat 5 ila 22 arasında uygulanmayacak. Şırnak dışında bulunan vatandaşların yasağın kalkacağını duymasıyla şehre dönüşler başladı. Yasağın ardından kentte yeniden imar ve altyapının yenilenmesi için çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülecek. Yaşanan çatışmalar sırasında kentteki birçok ev, okul, cami ve iş yeri tahrip oldu ya da kullanılamaz hale geldi. Kent merkezindeki İsmet Paşa, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Dicle, Yeni Mahalle ve Bahçeli Evler mahallelerinin tamamı yıkılırken şehir merkezinde ağır hasar gören 3 okulla Şırnak Öğretmen Evi yıkıldı. Zarar gören 8 okulun son onarımı yapıldı. Ağır hasarlı olan 5 cami için yıkım kararı çıkartıldı. Hasarlı 10 caminin ise onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkiinde saat 13 sıralarında arazi taraması yapan jandarma ekiplerine teröristler tarafından ateş açıldı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ilk ateş sırasında bir uzman çavuş başından yaralandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı uzman çavuş, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ekipler bölgede operasyon başlatırken bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Çakırlar bölgesinden çıkış yapan araçlar polis tarafından didik didik aranırken arama çalışmalarına hava desteği de sağlandı. Şirkete gelen kargo patladı. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Enerji ve endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren özel bir şirkete sabah saatlerinde bir kargo geldi. Şirket müdürü Osman Kurdaş kendi adına gelen kargoyu alarak açtı. Kargo paketinin patlamasıyla Osman Kurdaş, Şahnur Agayık ve Sevgi Özcan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Osman Kurdaş'ın durumu ise ağır.
Yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Şirkete gelen ekipler patlamanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Patlayan paketi taşıyan kargo görevlisi de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokağa gelen kargo görevlisi adrese bakıyor ve elinde de siyah bir poşet var. Her günkü gibi yine aynı sözle açıldı dükkanlar. Vitrin tozlarından arınırken esnaflık ruhu da hep olduğu gibi bugün de tertemiz kaldı. Ahiliktir bizim geleneğimiz, esnaflık da, insanlık da budur dercesine siftah yapamayan dükkan komşusuna gönderildi yeni müşteriler. Çıraklar bugün de yine para üzerine unutan müşterinin peşinden hiç usanmadan koşturdu. İskemleler dükkanın önüne koyuldu, tarihi camilerde yine ön safların yolu tutuldu. Ve cami çıkışı, çaylar yine muhabbetle yudumlandı. Burası, asırlardır bizden olan, bizi yansıtan ahilik ve alışveriş kültürünün yaşatıldığı Tarihi Bedesten Çarşısı. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda ahilik ruhu aynı kalırken, 519 bina, 2687 dükkan yenilendi. Bedesten Çarşısı, yenilenen yüzüyle sizleri bekliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Biz çiftçilerimizin mahsulü şekeri, sütü Karadeniz'in fındığıyla birleştirip kakao ekledik. Torku bana da, ötesi yok. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Sinayi mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi, Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sunar.
Sirayi Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bizlerden bu akşamlık da bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.